Herkese selam arkadaşlar, ben Emrah, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Farming 22 ile karşınızdayım. Farming 22'nin ilk videosu arkadaşlar. En baştan size bir oyunu görelim. Haritayı tanıyalım. Daha sonrasında diğer videolarımızda işler başlayacağız. Bu kısa videomuz sadece Farming 22'ye hoş geldiniz olacak arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek olmak için arkadaşlar 5 saniye sayaraktan aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi karakterimizi ilk önce hazırlayalım burada. İlk öncelikle şu ismini değiştirebiliyor muyum? Değiştiremedim. Neyse. Şöyle bakalım. Beğensin olsun. Saç şekillerine bakalım. Şu güzel. Bu olsun. Şuna da bakalım yine. Kelde var. Yalnız bu seferki oyunda işte karakter şekillendirmesi güzel olmuş. Karakterimizi geliştirebiliyoruz. Şekilli sakal olsun. Şunu bakalım. Yok bu olsun. Yok, şu olsun ya. Bu daha iyi. Bıyık. Bu olsun. Şimdi. Şöyle kıyafetlere bakalım hızlı bir şekilde. Masayı var mı acaba? Masayı varsa masayı yapalım. Valtra, masayı. Şapka olması aslında güzel olmuş ama neyse. Şunu yapalım biz. Şöyle spor yapalım biz karakterimize. Yok. Ve spor olsun. Ayakkabıya bakalım. Şu güzel, bunu beğendim. Şapka. Giderelim mi? Yok be. Şapka giymesin. Çok giymesin. Bakın eldiven de geçebiliyoruz karakterlerine. Çıplak olsun elde. Şöyle gözlük yapalım. Evet, bunu onaylayalım. Evet, ailesiyle başladık. Şimdi arkadaşlar tuşlara gösteriyor burada bize. Şimdi mevsimler, mozata bunu dediğim gibi yüklü geliyor. Şimdi 9 artı küçültüyor. WASD yön tuşlarımız. Tamam. Şöyle bakalım. Şurada bir masayımız var. 3670. Hemen arkasında bir kültür örtümümüz var. Önünde bir ağırlık var. Ağırlığa bakalım. Evet, ağırlık güzel. Şurada dünkü videonun söylediğim gibi diyet uzun bir biçerleri var. Ben dediğim gibi ufak bir biçerleri var. Zamanı hızlandırıp yavaşlatabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi bu neymiş? Buğday tarlamız var. Hemen şöyle hızlı bir şekilde çiftliği gezelim arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş işlerimize bakacağız.
Bu silomuz. Güzel olmuş. Samanlığımız. Şuradan güzel bir şekil. Evet, tablomuz burada. Romorkumuz. Ştayer. Dünkü videomdan size gösterdiğim traktör. Hani Farm 2019'da veda, 22'ye hoş geldin çektiğim videomda gösterdim ekipmanlardan. Şöyle biz P'ye basalım, yine standart. Teknoloji gelmiş, bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Küçük traktörle girelim. Bakın velemiz var. E-tekli, bahçe tipi, Landini, güzel. New Holland paletli, Zetor, Massey, Zetor, bahçe tipi bunlar hep arkadaşlar, ufak. Ferguson'lar var. Bakın şu traktörü daha yeni duydum arkasında. Öhler. Zaten eski farmiklerden bilirsiniz bunu. Massey Ferguson 5S. 19'da kullandığımız modlu traktörlerimizden biriydi. Burada 12 kendi verdiği işler ne olmuş? İşte yerimiz burada. Ve klasımız. Şimdi orta boyda bakalım. Orta boylardan yine masterlerimiz, çondelerimiz. Makromik, bak bu yeni gelmiş. Oyun arayüzü değişmiş arkadaşlar. Tekerlekleri, markasını, tekerlek kurulumunu, ağırlıklı, geniş ağırlıklı. Ön yükleyici ister miyiz? Bakalım. İki çeşit ön yükleyici var. Motor gücüne bakalım. 240 beygir. Bak, renk seçenekte gelmiş. Jant rengi. Yalnız plaka özelliği gelmiş. Güzel olmuş arkadaşlar. Plaka tür. Şöyle deneyelim bir. Peki ben başa koyamıyorum bir şey. Anladım. Şöyle bakayım, yine masayelerimiz var. Yeni çıkan masayelerden. 8S. Büyük traktörlerimize bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle geçelim. Geçen güzel traktörle gelmiş. Kamyonlarımıza bakalım. Zaten bu standart biliyorsunuz. Şu Mekler gelmiş burada. Tırlar da, pardon, az kamyon tırlar. İçeride öyle bakalım arkadaşlar. İçeride neler varmış. Şu bize olan bu içeride bu. Sıvaç makinalarımız. Çeşit gelmiş, klas gelmiş, fend gelmiş. Önceki sistem biliyorsunuz şunlar vardı. Patates teknolojisine bakalım. Tek zaten. Pancar da yine aynı şekilde 3 seçenek. Şeker kamışı hiç yapmadık oyunumuzda gerçi. Onu da yaparız hayırlısıyla. Pamuk teknolojisinde zaten şu benim 2009'da vardı. Bu yeni gelmiş. Şunu bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu John Deere'nin modlusu vardı. Ama bu balyalı. Üzüme bakalım. Sadece üzüm biçimi. Zeytin biçeri. Ormancılıkta bakalım nelerimiz var. Ekstra değişiklik var mı? Var. Bakın şunlar yoktu. Şu yoktu. Şu yoktu. Şu yoktu ormancılıkta. Şu yoktu.
Şu sistem vardı biliyorsunuz. Şu yoktu. Biraz güzel şeyler geliyor. Hayvancılığımıza bakalım. Zaten bildiğiniz gibi tek şu vardı. Ya da şu vardı hatırlayamayacağım. Ay, şu pardon. Şu vardı. Şimdi 2019'da elinde modlar olduğu için karıştırdım. Buna da güzel hayvancılık işleri geliyor. Hemen hızlı bir şekilde ekipmanlarımıza bakalım. Bu yeni gelmiş. Bunu görmeliydim. Bu vardı. Çim biçimde bu motor kullandıydık. Bu vardı zaten. Bu yeni gelmiş. Güzel olmuş. Ön yükleyicilerde bunları hatırlamıyorum arkadaşlar tam. Klasın tekrar yükleyiciler gelmiş. Teleskopik yükleyicilerde yine bayağı bir çeşidi gelmiş. Biraz masaya çıkan şey için masaya vardı. Kötü olmuş bana göre. Nasıl standart biliyorsunuz ne vardı. Fotoğraflarda yine fotoğraflarımız gelmiş. Şu vardı bu yoktu. Bu gelmiş. Çeşitliğe bakalım. Rotavatör ve kürüyücü gelmiş. Araçlara bakalım. Şu yoktu. Şu motorla kullanıyorduk. Bu vardı. Neyse buna gelmiş. Lizard'ın standart olaraktan. Burada anlaştıkları çalıştığı markalar. Şöyle bakalım. Ekipmanlara daha doğrusu. Kış ekipmanına bak, bakın. Kar yağacağı için bunları alabiliriz. Bunların güzel şekiller var. Aksiyon sıkıştırma takımına gelmiş. Bu vardı. Bunlar yoktu. Güzel şekilde gelmiş. Daha çok kullanacağımız remorklara bakalım arkadaşlar. Neler var remorklarda. Yani standartları gelmiş. Burgu bakalım. Şu dikkat çekti patates taşımak için güzelmiş. En azından ürüne göre bile ayrı şeyler geliyor. Onlar güzel hoşuma gitti. Kesicide bakalım. Mısır kesicisi. Talbos diyeyim ben size. Silaj tablolarına bakalım. Şu traktör için herhalde. Şunu bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Neymiş bu? Kombinin içeride ara biletleri, meyve türlerini toplar. Tamam. Patates teknolojisine bakalım. Yine bildiğimiz pençere bakalım. Bildiklerimiz var. Şeker kamışına bakalım. Bildiklerimiz. Pamuğa bakalım. Yuvarlak balya çıkarıyor anladığıma göre. Onların ekibine gelmiş toplama remorku. Bakın üzüm teknolojisine bakın arkadaşlar. Şimdi üzüm için dal budama. Bakalım şöyle. Ön budayıcı. Hasattan sonra üzüm bu bağlarına gelecek. Yıla hazırlamak için kullanılır. Bu spreleme tarla hasat verimini arttırır. Şu neymiş? Bu damper romak hasadını taşımak için kullanılır. Bak taş toplama geldi. Bunları da sırasına göreceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz, kullanacağız. Sap parçalama gelmiş. Bakın gerçekten güzel. Anladığım kadarıyla çiçeklerin saplarını parçalayabileceğiz bunlarda. Zeytin ve üzümlerde kullanılmış bu. Sabana bakın puluklara bakalım daha doğrusu. Dönerli puluk hepsi. Yani Türkiye kolundan döner size gerçekten güzel olurmuş. Tam bunlar şu an standart kullanabileceklerimiz. Bu
Bizim ikicilerimiz neredeymiş arkadaşlar, ona bakıyorum da. İmzalayalımıza bakalım. He, oyunumuza verdiği standartlar. Tabii ki bunlar ilerleyen zaman modları çeşitini artıracağız. Onların sıkıntısı olmasın arkadaşlar. Ve buna bulduğum modları hepinize paylaşacağım. Bu neymiş? Sarıcı ilde tarlalarını üstü topraklarında katmanı kalitesini iyileştirir. Tamam, bunu hep kullanacağız. Belleme makinesi. Bu neymiş ya? Belleme makinesi tarlanın sonrasında ekip hazırlanması için kullanılır. Saban yerini kullanabilir. Bakın, ona yeni gelmiş arkadaşlar. Ona yoktu. Ot kurutma. Zaten bildiğimiz fix. Aynı şeyler. Namlu yapıcılar. Yine fixtir. Yok. Çeşitler gelmiş. Yüklü vagonlara bakalım hemen. Onlara yeni çeşit var. Balya makinesine bakalım. O da bayağı çeşitli gelmiş arkadaşlar. Hepsi deneyeceğiz, göreceğiz zamanla. Şimdi bu neymiş? Büyük çuval, büyük torba, palet, balya. Büyük çuvala bakalım neler var. Yine bildiğimiz suni gübre, tohum, kireç, buğday, yulaf, domuz besini, yol tozu. Kışın kar yağdığında yol tozlamak için. Büyük torbala bakalım arkadaşlar. Katı gübre, tohum, kireç, buğday, yulaf, domuz besinli, yol tuzu. Palet teknolojisine bakalım. Palet gübre, katı gübre daha suya bakalım. Sıvı gübre, herbisil, ilaç yani. Ve toprak sıvı gübre. Palet katı gübre. Kavak, şeker kamışı. Ağaç fidanı, tohumlar. Neymiş? Sulaş takviyesi. Sulaş takviyesi ile verimliliği arttırır. Bak, slash takviyesi gelmiş, bu güzel. Yem gelmiş. Samuna bakalım, sana sonra yine aynıdır. Şu tahıl, üzüm. Ha, bakın şöyle. Tahıla göre mesela kullanacağız ekipmanlar burada. Üzüm için kullanacaklarımız burada. Geçen güzel bir şey olmuş, paket olmuş. Zeytin bakalım. Zeytin için kullanacaklarımız bunlar. Zeytin arası çapalamak için. Güzel bir şey. Şu üzüme tekrar bakacağım. Bu da var aynısı. Patates, şeker, pamuk, şeker kamışı, talaş, kereste, hayvancılık. Bak, hayvancılık ekipmanlarımız bunlar. Gerçekten güzel olmuş. Beğendim. Bakın, burada ikinci eller var arkadaşlar. Yani ne kadarmış? 186 euro. 186 bin euro pardon. Zetor var. Ön yükleyici. Ama çeşitli tabii değişiyor. 16 bin euroya ikinci kullanmış bir şey alabiliriz. Ama bunun için de yeterli güçlü traktörümüz olması gerekiyor. Sahip olan hesabı. Buna bizim sahip olduklarımız. Küçük traktörümüze bakalım. Steyr'imiz var. Yok, satmayacağım. Orta boylarda Valtra ve Massey'imiz var. Başka büyük traktörümüz yok. Bıçak dövmemiz tek. Arabamız tek. Ramokumuz tek. Kesicimiz tek. Poludumuz tek. Mimserimiz tek. Bu var. Kesici roma kubu, ağırlık iki tane var. Şu neymiş? Kiralanan nesneler yok. Şu an bizim kullanımıza eriyeceğimiz kafasyonumuz bunlar. Hayvan satıcısı. Son inşaat. Topraklar. Şuna baksak, bu neymiş acaba? Bunu hiç çıkmadı. Yapıp satabiliyoruz sanırım. Şöyle belteye bakalım. 2 dakika arkadaşlar. Bakın bunda neler varmış, onu da görelim. Şöyle bir küçülteyim. Topraklarım. Bizim yerimiz şurası arkadaşlar sadece. 3 tane tarlamız var. 40, 41, 38. Şu anda buna başlayacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanda çoğaltacağız. Şöyle çeşitli gelmiş üzüm olan yerlere bakalım. Görebilecek miyiz? Şöyle bakalım, buğday. Kapatıp açıyorum adım.
Üzüm. Anladım, üzüm yok. Biz kendimize gideceğiz. Tamam. Sıkıntı değil. Kiralık, hani parayla yapacağımız işler aktif çıkabilir diye. Bakın mevsim modu aktif halde, artık arkadaşlar burada var, görebilirsiniz. Biz şu an buradayız. Hasat zamanı yani. Hasadımızı yapacağız. Hava durumumuz. Bakın şöyle saatlik, günlük. Bak Aralık'ta kar yağacak. Onu çekmemiz alacağız arkadaşlar. Bu satabileceğimiz yerler. Bakın şöyle söyleyeyim. Buğday, arpa, bakın kıyafet bile var yani. Çeşitler çok. Bak mobilya satış yapıyoruz, döşeme, çikolata, çilek, domates. Bunun hepsini deneyeceğiz arkadaşlar sırasıyla. Bakın kanala yağ, çek, yağ hepsi var. Bu araçlarımızın durumunu gösteren bir şey. Bildiğiniz gibi standart markaydı ve yani, barınka diyelim. Hayvancılık sayfası. Şurada kontratlı işte satarlı şunu kullan. 15'i gübre, 48'i hasat, 19'u sprey, yani kiralık kaldığımız işler. Öğütüm zinciri diyor. Bunda şu an bir şeyimiz yok. Şuna bakalım. Bu neymiş? İstatistikler. Da bunlar da hani oynadık, çarpacak, düşecek, şey edecek. Şimdi burada bakalım. Oyun kayıt, oyun durumu, oyunda ne, tamam, ismi. Oyun ismi, ismimizi değiştirelim arkadaşlar. Ama şöyle yap, ismi yazacağım. Pardon. Tamam. Kayıt süresi 5 dakika istiyorum. Gerçek zaman. Ekranımız zor, kolay olsun. Trafik açık, kapatabiliyoruz. Mevsimlerde. Mevsimlerin mevsimler büyüme. Evet. Ay başı günü 1 gün, 2 gün, 3 gün. Bu tabi tam bir ay olarak kullanabiliyoruz. 3 gün yapalım bunu. Rahatla işleyelim yerlerimizi. Sabit ayı görüntüleme. Şubat. Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Nisan, kapalı diyelim. Şimdi bir saniye arkadaşlar, şöyle bakalım. Biz Ağustos'tayız. Bunu yapalım. Ağustos olsun. Kar açık olsun. Ekin tahribatı açık. Ben bunu kapamak istiyorum arkadaşlar. Fabrik saman gereksinim açık olsun. Tarla taşı açık olsun. Kireç gereksinim açık olsun. Yabani ot açık. Kir normal. Motor otomatik çalıştır. Ben manuel çalıştırmak istiyorum. Dukak freni açık olsun. Romork doldurma sınırı açık olsun. Yakıt kullanımı düşük. Tabi bunu hep satın al artık. Diğerleri. Şuna bakalım. Yardımcı pencere açık, kapatabiliriz. Renk kör modu kapalı. Etkileşim alanı açık. Tarla bilgileri açık. Para birimi euro, dolar, pound, avro. Yine euro olsun. Ölçümüz kavite sıcaklık ünitesi. Standart fare. Santigrat olsun. Alan hektar. Akre hektar olsun. Radyo kapalı istiyorum arkadaşlar. Radyo istemiyorum. Telif yemiyor için yayınımızda. Araç kamerası sıfırlama kapalı. İç donanım. Askıya alma. İç ortam kamerayı askıya alma kapalı. Açalım biz bunu. Nasıl olacak bilmiyorum. Direksiyon dinamik araç kullanımı açık. Y ekseninin çevirme kapalı. Kapalı kalsın. Bunlar da bizim kontrolümüz. Şimdi bu direksiyon almak istediğim zaman nasıl yapabilirim diye bakıyorum. Bak
Bakın burada artık nasıl işi nasıl hangi işi nasıl yapacağız onu gösteriyor. Bakın kar. Kaygan yollara dikkat et, kış ekmeğine tutsan iyi olur diyor. Yani anladığımız gibi arkadaşlar her şeyimizi hazırlayacağız. Şu taptan geçelim. Şöyle şunun içine bakalım. Şimdi ne diyor? Q. Şöyle bakalım. Şu ses. Şöyle bakalım yüzüğü açım yüzüğü. Size ses umarım fazla gelmiyordur. Şöyle biraz arttırayım. Oyun kullanımları yine aynı. Hemen şöyle bir tur atalım sadece fazla bir şey yapmak istemiyorum. Hemen size göstereyim sadece. Bakın toprak yapısı. Şöyle bakalım hemen. Üçte modu geldiğini bir hatırlıyorum. Buna bakmak istiyorum arkadaşlar hemen 2 dakika. Bak vites, otomatik, debriyaj, manuel. Bak ne yapalım. Yok. Tamam. Şu vites manuel kullanalım. Şimdi. Kona 9, harita eşiği, G, bir sonraki şey kamera seç, 300 kontrolü. Peki bu vitesi nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar, şunu bakamadım. Şöyle bir yardıma bakacağım arkadaşlar ilk önce. Vitesi nasıl kullanabiliriz? Pardon arkadaşlar. Öksürüyoruz ama. Bir şey yok. Çalıştıralım olsun bakalım.
Şimdi D5 olduk. D5 shift. Diyet nasıl çözümü bana baktım arkadaşlar. Radyo girdik. Neyse radyo kapalı olsun. Şöyle bakalım kaç bir dakika radyoyu açtık. Yanlışlıkla. Çalıştırmayı çalışma ünitesi seçtikten sonra debaja basınlar sıkı düşünce yapalım ya. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu tam emin değilim, bilmiyorum. Şimdi onu. Vites manevi olsun. Yok arkadaşlar geçen uğraşıyorum ama şu an vites seçeneğini bulamıyorsa ileri gidiyoruz. Bakın vitesi hangi tuşta yaşıyor onu bilmiyorum. Şu an deniyorum sadece. Bununla ilgili bir şey göremedim. Şu deneyim sadece arkadaşlar. Yataklı geçti. İşte yarışıyor bakalım. Bakın ne normal. Peki bunu nasıl vites değiştiriyorsun tam bilmiyorum ya. Ben bununla ilgili bilgim olsa şöyle bakalım bir. Geri aldı. Bir saniye hangisini alacağını bakıyorum. Ha, Spice. İleri geri.
Peki bu vitesi nasıl arttırabiliyoruz? Hemen bakıyorum. Şu deneyim arkadaşlar, şu deneyim sadece. Şimdi bu geri alıyor. Bir alıyor. Biz bu 2-3 nasıl atacağız? Onu bir görmeye çalışıyorum. Şu sadece tuşları bir okuyorum arkadaşlar. Tam bilmiyorum ben de. Ha, artı ile artıyoruz. Eksiye düşüyoruz. Tamam. Atalım ileri. Tamam, anladım. Bakın şimdi şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Bir daha da bir video son vereceğim. Bakın şu aracımı nereye, şuraya götür. Şu aracı pick-up'a bakın şimdi. Hedef konum. Bakın. Şu tarlamak için istiyorum. Dediğim zaman. Bakın. Ama insan da. Araç bak kendi kendine şu an işaretlemeye gidecek. Yani 38 işaretledik, biz 38'e gidelim. Bakın şuraya gelecek o araç. Şimdi içeride bakalım. Bakın karşıda geliyor şu aracımız. Gerçekten güzel bir şey oldu bu. Aracı resimleri yönlendirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar olsun. Fazla şey etmeyeyim. Sadece bu Farming'e hoş geldin videosu oldu. Umarım size için güzel bir video olmuştur. Bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı destek olmak için abone olup videomu like atarsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.